Sevgililer, severler, hepinize hayırlı pazarlar dilerim. Bugün 29 Mayıs 2022 günlerden pazar saatlerimiz 16.33'ü gösteriyor. Hepinize yeni günde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Şansınızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir pazar günü olsun. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemlerde buluruz. Sevgili yarış severler biliyorsunuz bugün sırasıyla Adana ve İstanbul at yarışları analizimiz oldu. Günün kapanış koşuları Diyarbakır'da koşulacak 6 koşuluk programla tamamlanacak. Ben Diyarbakır akşam yarışları 6'lı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce yine bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili severler biliyorsunuz tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir whatsapp grubumuz var ücretli whatsapp grubumuz aylık 100 liradır sevgili severler mayıs ayına özel grubumuz aylık 100 lira 2 aylık grubumuza katılım bedeli 180 lira 3 aylık katılım bedeli de 200 liradır. Grubumuza Haziran ayı ve daha sonrası için katılım bedeli de aylık 150 lira, 2 aylık 250 lira, 3 aylık bedelde 350 lira şeklinde olacaktır. Mayıs ayında grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız Videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yani kelimelerle ifade ederek bırakalım sevgili yarısı severler. Çünkü rakamsal olarak paylaşılan telefon numarası bilgileri sistem tarafından spam olarak algılanıyor ve otomatik olarak siliniyor. Dolayısıyla bana yani tarafıma ulaşmıyor. Ya da Gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal şekilde yani rakamsal olarak da yine bildirebilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle Okan Guner tv@gmail.com diyerek ben Diyarbakır akşam yarışları analizlerime geçiyorum. Diyarbakır'da altı koşuluk bir program mevcut sevgili yarışseverler. Sürprize müsait görünen bir program var ama hiç de belli olmaz. Belki iki ayakta ya da üç ayakta acı bir sürpriz gelebilir. Yine belki iki ayakta da sür direkt favoriler gelebilir. Değişik bir program. Onun için çok da iddialı konuşmak olmaz bu Diyarbakır programında. Ve ben Altılı Ganyan ilk ayağıyla başlıyorum arkadaşlar. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışı. Ben ilk ayakta esasında hepsi şeklinde bir düşüncem var. Biliyorsunuz bir safkan ekürü. iki safkan ekürü koşuyor. Geriye 11 safkan kalıyor ama sıralamamı isteyen arkadaşlarıma da şu şekilde ilk 7-8 sıralamamı vereceğim arkadaşlar. 11, 2, 5, 6, 1, 3, 9, 8 gibi. Evet arkadaşlar 11, 2, 5, 6, 1, 3, 9, 8 diyorum ama esasında burayı hepsi şeklinde değerlendiriyorum. İlk ayak gerçekten zor sevgili yarısı severler. O yüzden ilk ayağı bu şekilde değerlendirdim ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1100 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı 19 yarışı. Arkadaşlar burada biliyorsunuz son yarışında bu koşuda koşan bir numaralı gömeçi banko olarak vermiştik. Ve bizi hayal kırıklığına uğrattı. Elazığ'da koştuğu yarışta evet Bayağı da bir fark idi arkadaşlar. Yağmur Güzeli isimli Safkan birinci geldi. Gömeç ikinci geldi. Ben bugün bir numaralı Gömeç'in yanına sadece son yarışını beğendiğim bir Safkan'ı yazacağım. İsteyen arkadaşlarımız bir numaralı Gömeç'i yine banko olarak yazabilirler. Gerçekten performans olarak bu gruptan üstün görünen bir isim. Ancak ben son yarış kendini gösteremediğine inandığım Gerilerden en sonunculuktan gelip dördüncüle, gerçi çok uzak yedi birinci ile dördüncü arası ama ben farklı koşacağını düşündüğüm için bir numaralı gömeçe rakip olarak altı numaralı Derin Nas isimli safkanı öneriyorum. Yani burayı da 1-6 şeklinde bir değerlendirme yaptım. Ve Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe kum piste koşulacak Handikap 13 yarışında ben 10 numaralı Kuzey'in Işıkları isimli safkanı birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine 6 numaralı Kuru Köprü, 1 numaralı Ardern, 8 numaralı Vincenzo, ve 7 numaralı The Star isimli safkanları bu koşuda sırasıyla değerlendiriyorum. Ve Altılı Ganya'nın 4. aya 4 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1800 mesafe kum piste koşulacak dişlere mahsus şartlı üç yarışı bu yarışta yamak bir arkadaşlarımızın birincilik mücadelesi olacak sevgili yarışseverler. Altını ganyan'ın dördüncü ayağında ben öncelikle şansı bugün Abdullah Çankaya idaresinde piste çıkacak. 7 numaralı Lady Esperanza'dan yana kullanacağım. Özellikle Elazığ'da koştu. Şartlı 4 dişlere mahsus yarışta. Ben dördüncülüğünü çok beğendim arkadaşlar. O gün de yine genç Nuray'ın kızı arkası 3 numaralı pardon arkadaşlar genç Nuray'ın kızı arkası 4. gelmişti. O gün erken gelen Nisa'ya geçilmişti ama bugün Abdullah Çankaya idaresinde ilk şansı bu isme vereceğim. Yine 2 numaralı Altın Kafes bana göre esasında bu gruptan daha kaliteli. Zaman zaman her ne sorunu var bilmiyorum. Güzel yarışlar yapabilen bir isim ikinci şansı iki numaralı altın kafesten yana kullanacağım ve bir numaralı erken gelen Nisa da bana göre bu grup için yeterli olacaktır. Burayı da 7-2-1 şeklinde değerlendiriyorum. Altılı Ganya'nın 5. aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 1700 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışına geçiyorum. Burayı Banko bir isme yer vereceğim arkadaşlar. Evet Sayın Ali Göz Kemal'e ait son yarışında da ee, evet ikinci gelen bir isim yine Diyarbakır'da koşmuştu 1201 28 şeklinde bir derece yapmıştı. 4 numaralı Bindalhan bugün Necmi Altın İdaresi'nde piste çıkacak. Berksoy temsilcisi 4 numaralı Bindalhan isimli safkanı ben Gönül Banko ismi olarak tercih ediyorum. Ve Altılı Ganyan'ın son ayağı kapanış koşusu 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak Handikap 13 yarışı. Arkadaşlar ben bu koşuda 10 numaralı kırmızı bahçeyi bugün bu mesafede özellikle etkili koşacağını düşünüyorum. Dağ Deli'nin torunu Kaizberg temsilcisi 10 numaralı kırmızı bahçe bugün benim öncelikli şans vereceğim safkan olacak. Yine 5 numaralı Mürülü son güzel yarışıyla beğenimi kazandı. Tekelioğlu torunu 5 numaralı Mürülü ikinci şans vereceğim Safkandır. Yine 7 numaralı Gambia formunu çok yükseltti. Palas torunu 7 numaralı Gambia'nın da bir Kaizberg temsilcisi olduğu unutulmamalı. Yine 6 numaralı Akbalık 1 numaralı Atik kram ve 3 numaralı tasarımcı Burada tuttuğunuz safkan varsa son ayakta özellikle ihmal etmeyelim sevgili yarışseverler. Sürprize müsait bir koşu altılı ganyanın son ayağı. Sevgili yarışseverler, biliyorsunuz mayıs ayında bu ay grubumuza katılım ücreti aylık 100 liradır. 2 aylık katılım 180 lira, 3 aylık katılım da 200 lira şeklindedir. 6 aylık katılım 350 lira. Sadece Mayıs ayına bu aya özel bir indirim. Yine önümüzdeki ayda grubumuz aylık 150, 2 aylık 250, 3 aylık 350 ve 4 aylık da arkadaşlar evet 4 aylık 6 aylıkta grubumuz 650 lira şeklinde olacaktır katılmak isteyen arkadaşlarımız videonun altında bulunan yorumlar kısmına telefon numarası bilgilerini paylaşabilirler. Paylaşacağınız telefon numarası bilgilerini rakamsal olarak değil de yazı ile yazarak paylaşalım arkadaşlar. Yani yazı ile ifade edelim telefon numarası bilgilerini ya da gmail adresimize telefon numarası bilgilerini normal şekilde rakamsal olarak da mail yoluyla iletebilirsiniz. Gmail adresimizde küçük harflerle okan guner tv gmail.com sevgili yarısı severler. Evet. Hepinize Hayırlı akşamlar. Hepinize iyi pazarlar dilerim. Akabininde biliyorsunuz arkadaşlar. Hafta sonu hafta başı baş yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni haftada bütün arkadaşlarıma bol bereketli, bol kazançlı, sağlıklı bir hafta temenni ederim. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın sevgili arkadaşlar.